Kabil hepsini öğrendi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hadis-i şerif. Hayatta en hakiki mürşit ilimse hayat nedir? İlim nedir? Mürşit nedir? Bunları anladığımız zaman ancaksın bunun genişlemesini izaha çalışalım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birinci sure Alak suresidir. İkra, oku. Demek ki ilim okumakla başlamaktadır. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Rabbinin adıyla oku. Ben Rabbimi tanımıyorum ki Rabbimin adıyla okuyayım. İkincisi, okunması gerekli olan şey nedir ki bilmiyorum ki okuyayım. İşte onun için bir kişinin mutlaka lezzikli evvela okumayı öğrenmek lazım. Kimden öğreneceğiz? Öğreticiden. Yani irşat ve terbiye eden mürşitten öğreneceğiz. Mürşit Kamil'den öğreneceğiz. Hak mürşidine gittiğimiz zaman ancaksın o bize evvela Rabbimizi tanıtacaktır. Rabbimizi nasıl tanıtır bir mürşit? Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Evvela nefsimizin ne olduğunu öğretecek. Sonra da Rabbimizin bizim varlığımızın olmadığını, bizdeki varlığın Rabbimizin varlığı olduğunu idrakine ettirecektir. Çünkü nefis nedir? Nefis sizdeki Cenab-ı Allah'ın üç tecellisinden ibarettir. Ya efel tecellisi, ya sıfat tecellisi, ya zat tecellisidir. Dördüncüsü var mıdır? Yoktur. Nefs sizin aslınızdır. Onun için ulviyette katına ruh, süfliyette katına nefis denmesindeki hikmet ilahi budur. Ulviyette ruh birdir. Parçalanma kabul etmez. Her kim olursa olsun onun istat ve kabiliyetine göre kendisindeki olan o ruhun tek tecellisinin zevkindedir. Ruh mertebesinde henüz sıfat ve esma almamıştır. Bir enerjidir. Bir hayat şeklinde tecellisini gösterir ama henüz esma ve sıfat yoktur. Ne zaman sizin ruhunuz sizin görmenize, duymanıza, konuşmanıza intikal etti, o zaman duymanızda kulak, görmenizde göz, dilinizde dil olarak sıfatlara büründü. Sıfatların da esması ile fiillerin icrasını gösterecektir. İster vücut ülkesinde olsun, isterse alemde olsun. Aynı şeydir. O bakımdan burada nefsinizin tanınması bir salikin zikirle beraber fiillerin kendisine ait olmadığını, sıfatların kendisine ait olmadığını, vücudun kendisine ait olmadığını idrakına vardığı andan itibaren artık kendi varlığı kalmayınca bir insanın varlığının Rabbinin varlığı olduğunu anlaması demektir. Gördünüz mü Rabbimizi nasıl tanıdık? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimle bu tahsil edilir. İkra, oku. Okumayı öğrendik. Rabbimizin adıyla okumaya başladık. Rabbimizin adıyla neyi okuduk? Kendi efalimiz, bizim diyebildiğimiz efalimizin efalimizin olmadığını, sıfatımızın sıfatımızın olmadığını, vücudumuzun vücudumuzun olmadığını anladık. Dolayısıyla bunlar bizim masarımızdan tecelli ettiği için biz bugüne kadar cehaletimizden mütevellit kendimize nispet ediyorduk. Halbuki şimdi öğrendik ki bu varlıklar bizim değilmiş. Bu tecelliler Cenab-ı Hakk'ın bizim masarımızda, bizim bu sıfatımızda istat ve kabiliyeti nispetinde açığa çıkışından ibaretmiş. Olduğunu anladık. Cenab-ı Hak bizden ayrı değilmiş. Halbuki bizden kendisini ilan etmiş. Biz ondan da haberdar değildik.
Nefsimizi tanımamız demek, Rabbimizin bizim ülkemizde, bizim bu vücut ülkesinde bizzat kendi muhtarlığını, kendi padişahlığını ilan etmesi demektir. İşte onun için nefis terbiyesi buradan geçmektedir. Müşt-i Kamil'deki olan teslimiyet, kurbiyet, sıddıkiyet, huslat buradan geçmektedir. Onun için kişi artık Rabbinin adıyla okumaya başlamıştır. Niye okuyor? Seni bir kan pıhtısından yaratan Rabbinin adıyla oku. Neden bizi misal veriyor? Başka bir şeyi misal vermiyor da Cenab-ı Hak. Başka şeyler okumuyor. Demek ki insanın bir nütfeden meydana geldiğini, bir nütfeden meydana gelen insanın nasıl meni iken bir damla su halinde bir yaşantısı varken, hareketliydi o, mikroskopun altına koyduğumuz zaman nasıl hareketini görüyoruz. Anne rahmine düştüğü zaman da birinci 40 günde kan pıhtısı, ikinci 40 günde kan pıhtısı, et pıhtısı, üçüncü 40 günde kol ve bacakların teşekkülüyle 120 gün sonra hareket ettiğini nasıl müşahede ediyorsak, aynen onun gibi bir salikin de zikir ruhunun, bir salikin gönlüne üfürülmesiyle, biliyorsunuz hayvanlığımız ağızdan doyar. Ruhumuz kulaktan dolar, doyar. Yani bedenimiz gıdasını ağızdan alır. Ama ruhumuz gıdasını kulaktan alır. Hayvani varlıklar hep ağızla kendi yaşantılarını devam ederler. Ama ruhsal olan manevi, midenizi doyurmak istiyorsanız, manevi gıdayla sahiplen, gıdayı almak istiyorsanız, o zaman sizin ağzınızdan değil, ruhunuzun tanımını kulaklarınızdan aldığınız gıdalarla mümkündür. Çünkü manevi gıdalar kulaktan alınır, maddi gıdalar ağızdan alınır. Buna biz hayvan olan gıdalar ağızdan, hayvani yönümüzün gıdasını ağızdan, ruhaniyetimizin gıdasını da kulaktan alır deriz. İşte böylece biz ne yaptık? Bir kan pıhtısının nasıl bir anne karnındaki rahminde nasıl hareket haline dönüştüğü gibi, nasıl büyüdüğü gibi, salikin de tevhid-i efalin, tevhid-i sıfatın, tevhid-i zatın tahsilinden sonra artık Rabbini tanıdığını, Rabbinin kendi vücut ülkesinde nasıl hareket ettiğinin zevkine erdiğini görürüz. Bu 40'ardan 120 gün içerisinde biter. 120 gün sonra hareket başlamıştır. Neyin hareketi başlamıştır? Çünkü o veledi kalp artık onda zuhurata gelmiştir. Hareket halinde kendisini göstermiştir. İdrakında, yaşantısında ruhun bir zevki başlamıştır. Tevhid onun için ilmi değildir. Tevhid zevkidir. Zevk de ruhun gelişmesiyle mümkündür. Yoksa idrakınızın, zihninizin ne kadar kemalatlı olursa olsun bunu algılamanız ilmidir. Ama hale dönmeniz sizin ruhaniyet yönüyledir. Onun için İslamiyet'te değişmeyen 4 kanun vardır. 1- İtikadımız tam olmalıdır. 2- Amelimiz, o bir inanç, inandıklarımızla, iman ettiğimizle amil olmamız lazımdır. Amil olmazsanız sizde gelişme zuhur etmez. 3- Muamele bölümü vardır ki insanlarla olan muameleniz nedir? Evinizdeki eşinize ayrı bir muamele, çocuğunuza ayrı bir muamele, dışarıdaki insanlara ayrı bir muamele mi yapıyorsunuz? Yoksa hakikaten herkes Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var olduğu için onlara yaptığınız muameleler Cenab-ı Hakk'a olan muameleniz midir? Çünkü sizdeki kemalat ne derecedeyse o kişilere de o şekilde yaklaşım yaparsınız. Çünkü sen Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla varsın da o kişiler Cenab-ı Hakk'ın varlığının dışında varlıklar mıdır? Onlar da Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla vardırlar. Böylece üçüncüsü de muamele bölümüdür. Dördüncüsü ahlak bölümü vardır bir de. Ahlak bölümü artık tamamen ahlak nedir?
Asr-ı Saadet'te Bedeviler gelmişlerdir Ayşe validemize, sormuşlardır Resul Efendimiz'in eşine. Peygamber Efendimiz'in ahlakı nasıldır diye. O da demiştir, siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. O zaman Kur'an'ın ta kendisidir demiştir. İki Cihan Serveri de diyor ki, ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şu halde ahlak tamamlamak için gönderilmiştir. Bu ahlaka sahip olun. İki Cihan Serveri'nin o güzel ahlakıyla, o yücellikleriyle masarsanız, o nispetle İslamiyet'i yaşıyor, İslamiyet'i bizzat hallenmiş oluyorsunuz. Yoksa ilimle, kelami yönüyle bunları söylüyorsunuz. İlminiz ayrı bir vadide. Yaşantınız ayrı bir vadide ise bu size fayda sağlamaz. Hatta bunun ilmin hammallığını da çekersiniz. O bakımdan işte İkra, İsmi Rabbikellezi Halak ayet-i kerimesindeki olan halkedicisi Rabbinin adıyla okuduk ve bizi bir nütfeden yaratan, bir damla sudan yaratan Rabbimizin adıyla ne yaptık? İdrakımızı geliştirdik. Okuyoruz. Ama dikkat ederseniz ayet-i kerimede bile ne demiyor? Okunacak olan şeyi söylemiyor. Adıyla oku diyor. Halbuki okunması gerekli şey o nütfenin ta ki kemalata gelmesi ve kemalata geldikten sonra da canlı bir Kur'an halinde insanlığını bulmaktan ibarettir. Senin hüviyet ve enniyetin olan iki bölümden meydana gelen bu yüzün bir sıfatlar alemin var, bir de zat alemin var. Bunun ikisinin birleşimi sende tecelli etmiştir. Yani Allah ve Muhammed'in Adem masarından zuhur ettiği gibi. Ve bunu da biz net ve kesin olarak Rahman suresinin birinci ayet-i kerimesinden itibaren görüyoruz. El Rahman, Rahman olan Alleme el Kur'an. Kur'an'ı talim etti. Bak Kur'an'ı talim ediyor. Ve halegal insan, insanı halk etti. İşte o insan olabilmesi için kişinin bu tahsili mutlaka ve mutlaka yapması lazımdır. Gördünüz mü? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimle bu tahsil edilir. Evvela bilinecek, sonra uygulanacaktır. Bilmeden uygulayamazsınız. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, siz ilmi Recul'un ağzından öğrenin. Recul kimdir? İlimde razı olanlardır. İlmiyle amil olanlardır. Kamillerdir. Evliyalardır. Mürşid-i kamillerdir. Onların bizzat ağzından öğrenin. Şu halde bu ifadede bize satırlarla bir ilmin öğrenilmesi bir teemmüm durumunda olduğunu gösteriyor. Su ile abdest varken teemmümle abdest alınmaz. Su ile abdest taze taze ricalin bizzat ağzından, dilinden, kulaklarınızdan bu aşk şarabını içmekle elde edilir. Yoksa kitabı satırlardaki olan ilimleri de elde edebilirse aynı şeyi o diliyle söylüyordur. Siz de kitaptan bunu okuyorsanız, aynı ilmi elde etseniz bile o teemmüm durumundadır. Suyun olduğu yerde onun geçerliliği yoktur bir. İkincisi, kitaba sorsanız cevap vermez o. Ama o ilmiyle amil olan her kimse, kamil olan kişi mutlaka size sizin ihtiyacınızı verecektir. Veya sorduğunuz sorulara sizi itminan edecek cevaplar lütfedecektir. Anlatabiliyor muyum? İşte onun için her şey ilimle başlar, sonra amiliyet, sonra onunla yaşam haline dönüşeseye kadar. İlmel yakinlik, aynel yakinlik, hakkal yakinlik sırası kendiliğinden ortaya çıkar. İlmel yakinlik bir belde hakkında, bir yer hakkında bir bilgi sahibi olursunuz. Cenab-ı Allah uluhiyetinden, rubbiyetine, rubbiyetinden, erbah alemine, erbah aleminden, misal alemine, misal aleminden de bu alem olan zıtlar alemi dediğimiz şehadet alemine kadar intikal etmiştir dersiniz. Bu bir ilimdir. Peki siz bunu bilebilmeniz için bu nüzulün urucunu çok güzel bilmeniz lazımdır. Uruç ise yaşamakla elde edilen bir şeydir. Birisi iniştir, birisi çıkıştır.
Nüzulde sorumluluk yoktur ama oruçta sorumluluklar vardır. Sümme reddetne esfele safilinden başlayan bir kişinin artık evvela nefis terbiyesini yapması lazımdır. Nefis terbiyesini yapabilmesi için bir müşti kamilde ki olan talimatı alması lazım. Zikir. Zikir. Herkes Allah diyor. Allah demek Allah demek midir? Allah demek Allah demek olsaydı herkes Allah diyordu. Şu anda Allah demek Allah demek değildir. E nasıl yapalım? İki kişi vardır. Birisi Allah der, hiçbir manasını bilmez. Bu bir esmadır. Birisi Allah der ama Allah'ın özelliğini bilir. Ne olduğunu bilir. Zatından, sıfatına, sıfatından, fiilleriyle bunun yekununa Allah dendiğinin idrakındadır. Ne efal Allah denir, ne sıfatı Allah denir, ne zatı Allah denir. Ama zatın içerisinde sıfat ve efal olduğu için uluyet mertebesinde ona Allah denir. Bunu sen kendi butununda, kendi gönlünde cem edebiliyorsan, işte o zaman Allah dediğin anda sizdeki olan idrak zatınızın sıfatınızdan, sıfatınız da fiilleriyle ayan beyan görüntüsüyle ortaya çıkar. Ve kendinize seyredersiniz. Yani kendinizden seyreden Cenab-ı Hak'tır aslında. Siz seyretmiyorsunuz. Sizin varlığınız yok. Sizin zatınız onun zatı. Ama sizde cüz olarak tecellisini gösterir. Sizin sıfatlarınız onun sıfatı. O kemalat sıfatlarında Muhammed diyoruz. O Muhammed sıfatından zuhurata gelir. Ama senin gözünde vardır, kulağında vardır, dilinde vardır ama Hakk'ı göremiyorsundur, Hakk'ı duyamıyorsundur, Hakk'ı konuşamadığın için Muhammed gözüyle bir göze sahip değilsin. Hakk'ı göremiyorsun. Halkı görüyorsun. O Muhammed olmaz. Halkı duyuyorsun. O Muhammed olmaz. Halkı konuşuyorsun. O Muhammed olmaz. Muhammed olabilmek için sendeki sıfatların o seviyeye gelmesi lazımdır. Yani Hakk'ı görmesi lazım. Hakk'ı duyması lazım. Hakk'ı konuşması lazım. Bütün cevher azalarından onun idrakıyla, onun için melameyi her varlıkta Cenab-ı Hakk'ı gören kişidir. Görmeyen kişiye melami denmez. Melami kendi varlığını, Hakk'ın varlığını yok edendir. Peki kendi varlığım olmadığını, bendeki varlığın Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu bilincine erdiğim zaman o zaman ne olacaktır? Demek ki ben Rabbimi Rabbimle bilen, Rabbim Rabbimi biliyor. Rabbim Rabbimi görüyor. Ben bilmiyorum, ben görmüyorum. Benim varlığım yok. Benim varlığım Cenab-ı Hakk'ın varlığı. İşte melamilik bu ilimle değil. Bunun şuudu, bunun aynel yakinliği başladıysa o kişi melamiliğe başlamıştır. Daha başlamadır. O melamiliğin başlangıcıdır. Yoksa diğeri kelamidir. Sözleriyle bunları biliyorsa kelamidir. Artık o teferruatlara uğraşmaz. O bir ağacın yapraklarıyla, aha şu yaprak düşmüştü, bu sararmıştı, bu tutunamadı, yerlerde çürüyor demez. O esas teferruatla değil, özle uğraşır. Ama bilir. Çekirdeğin gövde, gövdeden dalla, dallardan yaprak, yapraktan da o yapraklar olmasa meyvenin olmayacağını bilir. Ve ona göre gerektiğinde gerektiği yerde kullanır. İşte onun için şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet ondan içeri denmiştir. Yoksa bir ilimle bunları söylüyorsak bu bizim ilim hammallığından başka bir şeyimiz olmaz. Böylece kişi işte ikra okudu ve Rabbim ne yaptı? Kur'an'ı talim etti. Hangi Kur'an'ı talim etti? Satırlardaki olan Kur'an'ı talim etti değil. Satırlardakiyle satırlardaki Kur'an aynı. Ama birisi lafzıdır, birisi canlısıdır. Kur'an eşittir insana. O insanı kamil olan Kur'an'ı kelime talim eder. Yani satırlarda Kur'an talim ediyor değil. Millet bunu böyle anlıyor. Aslında satırlarda Kur'an'ın talimi değil. Esas insanı kamilin Kur'an'ını talim ediyor. Nedir o insanı kamil? Gene Bakara suresinde geçiyor o da. Karşılıklarını ayetle veriyorum. Elif, lam, mim. Zalikel kitabü la raybe fi. Bak. Elif, lam, mime kim vakıfsa. Tamamen kendisinde ve afakta bunu zevk etmişse. Elif Allah'ın zatı. Lam elif Allah'ın sıfat ve esması. Mim tavsilat-ı Muhammediyesi, efal-i ilahiyesi. Bu nerede tecelli eder? İnsanı kamilde tecelli eder. İnsanı kamilde olan işte öyle bir kitaptır ki diyor. Şüphe götürmeyen bir kitaptır. Şüphe götürmez artık o. O satırlardan bahsetmez. Nereden bahseder? Sadırdan bahseder. Bir satır yönü vardır.
Bir de sadır yönü vardır. Sadırlardan bahseder. Ahmet'in kitabından, Mehmet'in kitabından bahsetmez. Gerektiğinde misal verebilir ama bahsetmez. O sadırlardan bahseder. Çünkü onun kitabının sayfalarını oradan koyabilir. Canlı Kur'an'dır o. Oradan bahseder. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi. İşte böylece kişi ne yaptı? Kur'an'ı talim ederse, o Kur'an'ı talim ederse halegal insan, insanlığını bulur. İnsan da Allah'ın hüviyet ve enniyetiyle cem olmuş bir varlıktır. Hüviyeti Allah'ın zatıdır, enniyeti Allah'ın sıfatlarıdır. İkisini birden cem eden bir ademiyet, bir Adem'dir. Onun için kim ki Ademliğini bildi odur Adem, Ademliğini bilmeyen hayvandır ancak. Demiştir Mısır Niyazi Hazretleri de. Yani ademiyeti bilmek lazım. Her ne istersen iste, Adem'den iste. Bir veliullah da öyle diyor. Her ne istersen Adem'den iste. Çünkü zannındaki, hayalindeki Allah'tan istediğin zaman öyle bir Allah yok. Cenab-ı Hak kemalatıyla bütün varlıklarda tecellisini göstermiş. En kemalatlısı kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, onun zamanında ondan iste. Şimdi onun hasletlerine her kim sahipse, o Muhammediliğe kimler haizse, onlardan iste. Onlar Adem işte. Onlardan iste. Onlardan istemek demek el ele el hakka. Onlardan istemek demek onun kendisinden istemek anlamında değil. Oradaki tecellik Cenab-ı Hakk'ın kemalat tecellisi olduğu için haktan istemek olur. Yoksa hayaldeki zandaki bir Allah'tan istemekle bir kemalat masarından istemek arasında dünyalar kadar fark vardır. Çünkü ne bu alemde ne de öbür alemde Cenab-ı Hak kendisini masarsız isaret etmeyecektir. Göstermeyecektir. Görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Burada görüyoruz. Böylece kişi işte bu idraka vakıf olursa o zaman kendi vücut ülkesinde halegal insan alleme el Kur'an. Kur'an'ı talim etti. Rahman olan Kur'an talim etti. Halegal insan, insanlığı oldu. Alleme el beyan. Artık tırnağından saç tırnağına kadar vücut ülkesinde de onun nasıl tecelli ettiğini, nasıl beyan olduğunu, her bir sıfattan, zattan gelen bütün enerjinin sıfatlarda nasıl zuhur ettiğini, komutan tarafından nasıl bir sigorta, Hazreti Muhammed veya insan vücudunda kalp dediğimiz bir sigortadır. Kalp iyiliği emrederse bütün sıfatlar iyiliği icra eder. Kötülüğü emrederse bütün sıfatlar kötülüğü icra eder. Onun için kalp de insan vücudunda bir sigortadır. Kainatın sigortası da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cenab-ı Hakk'ın bütün nuru Hazreti Muhammed'den geçer. Çünkü hadis-i şerifte öyle diyor. Diyor ki evvela ma halegallahi nuri. Allah evvela benim nurumu yarattı. Evvela ma halegallahi ruhi. Allah evvela benim ruhumu yarattı. Evvela ma halegallahi galem. Akli. Aklımı yarattı. Evvela ma halegallahi galem. Evvela kalemi yarattı. Demek ki bunlar ayrı ayrı olmamasına rağmen evvela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli etmiş. Cemi olarak ondan sonra da bütün kainata o Muhammedilik olan kemalat sıfatlarından kendisini isar etmiş. Cemadatta tecelli ettiği zaman ruh cemadı olmuş. Nebadatta tecelli ettiği zaman ruh nebatı olmuş. Hayvanatta tecelli ettiği zaman ruh hayvanı olmuş. İnsanda tecelli ettiği zaman ruhu insana olmuş. Ve böylece kişi ne yaptı? Vuslatında artık kendisinin ne olduğunu anladı. Kendisinin varlığının olmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu anladı. Evvela nefsinin terbiyesinden sonra mutu kable ente muti diye vasıflandırdığımız ölmeden evvel ölmeyi zevk etti. Sonra nereye geldi? Melekut alemine geldi. Melekut aleminde latifleşti. Vahdet aleminde ayak bastı. Ama bu toprağın altına gittikten sonra bir alem değil. Vahdet alemi bu andaki sizin idrakınızda da elde edilebilecek bir alemdir. Çokların birliğinin idrakına varmışsanız vahdet alemindesinizdir. Melekut alemi dediğimiz yerde işte sizin idrakınızdaki olan, o latifleşmiş olan, melekleşmiş olan, ahlakınızın yücelmiş olan o halinizin gönlünüzdeki tecellisinden ibarettir. O birliğe ermişsiniz.
elbette artık süfliyetten kurtulmuşsunuz. Nefsani istek ve arzularınızdan arınmışsınız. Ama bu arınmanız demek sizin dünyadan elinize etenizi çekmeniz anlamına gelmez. Elbette ebediyen yaşayacakmış gibi dünya için çalışacaksınız. Ebediyen yaşayacakmış gibi dünya için her türlü ihtiyaçlarınızı göreceksiniz. Ama hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalışma olan aleme ahiret diye vasıflandırdığımız ahiret, ahir son demektir. Bu bedenin ahiri, ruhsal yönünüz. O ruhsal yönünde de ahireti bugün yaşayabilirsiniz. Melikut aleminden sonra Ceberut aleminde sıfatlar alemi olan bu alemde de namütenayi her bir sıfatın nasıl Cenab-ı Allah'ın mutmain olmuş nefis olarak gezen adamlarda da görürsünüz burayı. Yani illa ahirete intikal edeceğim de ben yer altında bir ahiret var orada bunları göreceğim. Hayır. Burada görülebilir onlar. Görülüp duruyor zaten. Ahl-i Arif Melikut aleminde yaşıyor burada. Ceberut aleminde yaşıyor. Ceberut aleminde hesap kitap var. Var. Burada veriyor onu. Verdiğini ayan beyan görüyor. Zerre miktarı hayır işlerse mükafatını gördüğünü, zerre miktarı şer işliyorsa onun da cezasını çektiğini anında görüyor. Biliyor. Siz namazdayken İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyorsunuz. Yalnız sana ibadet ederiz. Ve yalnız senden yardım isteriz. Veyahut da sana yardım ederiz. Ne demektir o? Kendi masarınızdan Cenab-ı Hakk'ın tecellisini görüyorsunuz demektir bu. Demek ki anında siz neredesiniz? Cenab-ı Hakk'ın huzurundasınız. Demek ki burada sizdeki tecellilere göre değerlendirme yapıyorsunuz. Yani aklınız, fikriniz bu. Dolayısıyla bunu ayan beyan burada da görmeniz mümkündür. Hesabınızı burada veriyorsunuz. Her türlü kitabınızı da burada okuyorsunuz. Durumunuzu burada görüyorsunuz. Ayrıca aile mahallete gideceğim de orada acaba ben sorulara cevap verir miyim, vermez miyim diye bir probleminiz yok. Artık ölümden korkmazsınız çünkü zaten ölmeden evvel ölmüşsünüz. Bu idraka sahipseniz. Oradaki soru sual var mı? Burada vermişseniz zaten orada bir daha sual sorulmayacak. Ama burada vermemişseniz elbette sorulacak. Zaten o dediğimiz, ora dediğimiz yerde de burada verildi o. Sorunun cevabını burada veremediğin için o sorunun cevabını da vermemiş oldun. Çünkü dünyada ama olan ahirette de amadır. Dünyada sen henüz bu gözleri açmamışsın. Bu idraka vakıf değilsen, Cenab-ı Hakk'ın zerreden küreye kadar zatını ilan edilişini, aynı bir çekirdeğin ağacın ta meyvesine kadar olan bütün teferruatında kendisini ilan edilişinden mütevellit, kimi yerde gövde, kimi yerde dal, kimi yerde yaprak ismiyle anıldığını, hiçbir zaman hiçbirine çekirdek denmediği halde gözüne sokarcasına bunları sana ikaz ettiği halde zahirinde bile Cenab-ı Allah'ın da tecellisi aynen böyle. Her nerede tecelli ederse etsin, Ahmet olarak tecelli etmiş olabilir, Mehmet olarak tecelli etmiş olabilir, şurada tecelli etmiştir, burada tecelli etmiştir, ettiği yerlerde mutlaka esma almıştır. Bir sıfata bürünüp orada esma almıştır. O sıfatın kendine has bir varlığı olmadığı halde ona sen bir sıfat nispet edersen, ona sen o sıfata bir esma verdiğin için o esmaya tapılarsan veya onu oraya kayıtlarsan elbette senin gafletten, senin cehaletten başka bir tarafın yoktur. Gördünüz mü? Onun için Cenab-ı Allah da oruç da bunların tahsiliyle elde edilen bir olaydır. Tahsil yaparsanız sorumluluktan ta ki ikilikten kurtulasıya kadar birlik deryasında bulunasıya kadar devam edersiniz. Ondan sonra bırakın mı verelim? Etmeyecek miyiz? İbadetin kulun varlığı kalmadığı için kul artık ibadet etmez ondan sonra. Onun varlığı hakkın varlığı olduğu için Cenab-ı Hak onun istat ve kabiliyeti nedir? Onu insan yaratmış. İnsan yarattıysa insana Kur'an-ı Kerim'de neler emretmiş? Nelerden mesul tutmuş insanı? Onların bütün tümü oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek gibi farziyetler o kulunda bir tamam tecelli eder. Kemalatıyla tecelli eder. Canım Allah'ın oruç tutmaya ihtiyacı var mıdır? Allah'ın namaz kılmaya ihtiyacı var mıdır? Derse o kişiler demek ki bu bir ilimle buraları idrak ediyor demektir. İlimsiz
buraları idrak etmek mümkün değildir. Kendi varlığı kalmadıysa o varlıkta onlar tecelli eder. Neden tecelli etsin? Çünkü Cenab-ı Allah'ın kanunu bu. Kendisini o mazharlardan seyretmek istiyor. Onun için yarattı bu alemi. Seyretmek için yarattı. Bilinmezlikteydi. Bilinmez arzusunda olduğu için açığa çıktı. Açığa çıkmasındaki kasıt da o sıfatlarda, o esmalarda, o fiilleriyle kendisini izlemek istedi. Onun için bu alemi yarattı. Sen ise ne yapıyorsun? Kendi aklınca kendine ayrı bir akıl veriyorsun Allah'ın aklından hariç. İlimde diyorsun ki bu aklım benim, Allah'ın aklıdır. Ama icraata baktığınız zaman, o aklı kullanma yerine baktığınız zaman onu ayrı yerde kullanıyorsunuz. Ondan sonra da gerektiğinde de Allah'a iftira ediyorsunuz. Allah'ın ihtiyacı yok diyorsunuz. Allah'ın ihtiyacı bilinmekliğini murad etmektir. İhtiyacı var. Bilmek için ihtiyacı olduğu için bu halka halk eledi. İhtiyacı olma mı? Zatından sıfatına nasıl tecelli ettiğini, sıfatından da fiillere nasıl açığa çıktığını seyretmek istemiş. Kendi istiyor. O zaman kendini neye engel oluyorsun ona sen? Allah birdir. O zaman onun ibadette taat ihtiyacı yoktur diyorsun. İşte böylece ilim, hayatta en hakiki müşrik ilimdir dediğimiz, hayat bu Cenab-ı Allah'ın zatından ta kulluğuna kadar olan tecellisinin bir mekanizmasıdır. En hakiki mürşit, yani bunları anlatan, bunun ilmidir. Bir tıp ilmi, bir hukuk ilmi değil. Çünkü ilimlerdekidir. Bir ilim vardır, kesbi ilim, bir ilim vardır, vehbi ilim. Kesbi ilim, satırlarla elde edilen bir ilimdir. Ama vehbi ilim ise gönülde elde edilen, sadırlarda elde edilen bir ilimdir. Onun için kişi bu ilmi kesbi ilimle, ki kesbi ilminde bir zahiri vardır, bir batını vardır. Zahiri, biraz evvel söylemiş olduğum gibi, bu tıp ilmi, hukuk ilmi, mühendislik ilmi gibi ilimlerdir. Ama bunun bir de batın yönü vardır ki, yani o tıbbın diğer yüzü, o hukukun diğer yüzü, adalet, şeriat yüzü var. Aynen bunun gibi. Ama vehbi ilimde ise sadır ilmidir o. Sadır ilmi gönülde elde edilen, halle yaşanan bir olaydır. Önemli olan İslamiyet'teki olan bütün teferruat, şeriat-ı ahkamiye insanların vuslatını sağlaması için tedbirlerden ibarettir. Hani ya biz kış geldiği zaman tedbir alırız. Klima koyarız, soba koyarız. Evimiz sıcak olsun için. Hastalanmayalım. Kışın kalın giyecekler giyeriz. Yazın ince giyecekler giyeriz. Bu tedbirdir. Gaye nedir? Elbiseyi giymek değildir. Vücudu zinde tutmaktır. Aynen bunun gibi. İslamiyet'in de kendine göre bir sürü elbiseleri vardır. Şeriat elbisesi vardır. Tarikat elbisesi vardır. Bu elbiseleri kullananlar hakikate vuslat bulurlar. Ama hakikati elde edenler tarikat elbisesine, şeriat elbisesine ihtiyacı yok mudur? Vardır. Her an biz günde 40 defa Fatiha okuruz. Her gün okuruz. Bir defa okuduk, idrakına vardık, ondan sonra okumayı verelim o zaman. Hayır. Neden? Çünkü her gün yeni bir mertebenin, yeni bir zevkin, yeni bir halin, yeni bir nefesin yaşantısı içerisindeyiz. Her günkü nefesimizin karşılığında onların olması lazımdır. Her gün sabah namazı kılarız. Her gün öğle namazı kılarız. Ve diğer vakitlerdeki namazları da kılarız. Neden? Bir defa kıldık, ikinci defa kılmayı verelim. Madem sabah namazının gayesi nedir öğrendik, biliyoruz. Onu kılmayalım. Hayır. Her gün sen yeni bir hayattasın. Akşam oluyor, bu alemden gidiyorsun. Artık bütün şubelerin istirahate geçiyor. Yarındaki gün sabahtan yeniden başlandığını diriliyorsun. Her gün ölüp dirildiğini biliyor musun sen? Ehli tevhid ise her nefeste ölüp dirildiğini bilir. Bir nefes alır, bir nefes verir. Nefes verdiği zaman öldüğünü, nefes aldığı zaman dirildiğini bilir. Çünkü birisi bunun karbondioksitin verilişi,
İkincisi oksijenin alışıdır. Oksijenle dirilir insan, karbondioksitle ölür. Çünkü oksijen almazsa adam bitmiştir onun işi. Bedenen böyle olduğu gibi her nefeste hu çeker. Nefes alır verir. Allah lafzını çekenler dedi Allah. Bak Allah. Kalpte Allah. Allah. İki darbeli bir vuruş halindedir. Cenab-ı Allah da Allah'lığıyla bir celal bir cemal esmasıyla mücehhezdir. Yani hangi misali verirsek verelim burada kişi ne yapar? İlimle evvela okuyacak, ilmi öğrenecek, ilim öğrendiği zaman da onunla amir olacak. İşte ilim kişinin itikadını geliştirir. Ondan sonra amiliyet, yaşam ondan sonra başlar ve artık yaşama başlayan bir şey muamelede de toplumdaki olan insanlarla olan temaslarında da Ahmet'e ayrı, Mehmet'e ayrı değil. Herkese aynı seviyede yaklaşım yapar. Çünkü her varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla vardır. Ondan sonra da edep, alçak gönüllülük, yumuşaklık, kalp kırmama hali, mütevazı olma hali gibi yumuşaklık halleriyle de ahlak güzelliğini sergilerse işte kişinin hali o olur. Ve bu alemde de yani bedensel olan bu alemde de mutlu ve huzurludur. Alem arat dediğimiz ruhsal yönü içgüdüsünde, gönül aleminde de mutludur, huzurludur. E bu alemde günü geldi. 60 sene yaşadı, 70 sene yaşadı veya herhangi bir kaza sonucu Allah muhafaza ne yaptı? Bu ruh, bu bedenden ayrıldı. Hiç onun için şey yoktur. Üzüntü yoktur. Hazreti Ali Kerimullah Eveş diyor ki kıyamet kopsa bugün perişanlık gelmez bana. Onun için kıyamet kopsa bile, kendi kıyameti kopsa bile kişinin ona hiç o Rabbiyle beraberdir. Hiçbir zaman da ona üzüntü, keder, zuhur etmez. İşte hayatta en hakiki mürşit ilimdirin manasını böylece tahlil ettik. Çünkü bir ayet-i kerimede de Leyse kemislü şeyin ve hüve semiül basir. Allah zat yönüyle Leyse kemislü şeyin hiçbir şeye benzemez. Her tecelli ettiği masarda kendisini ilan etmiştir. Fakat o masarlara haşa ve haşa Cenab-ı Hak denmez. Allah denmez. Ama bütün sıfatlarından da kendisini isimlendirmiştir, esma almıştır. Sıfatlarından da diyor ki Leyse kemislü şeyün ve hüve semiül basir. O işten ve görendir. Demek ki işten ve gören Cenab-ı Hak'mış. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin görmüyor veyahut da işitmiyormuş. İşten ve duyan şey yapan, işten ve gören oymuş. Bu da gösteriyor ki bu da bir ilmin bir tecellisidir. İşte Vehbi. Ya Resulallah ins ve cinin çoğunu ins ve cini bana ibadet etsinler diye yarattım diyor bu ayet-i kerime. İbadetten gaye nedir? Diye sorduklarında iki can serveri demiş ki ibadetten gaye Allah'ı tevhid etmek ve Allah'ı bilmektir. Gördünüz mü? Ehli arifin ve ehli muvahidin olmaktır. Allah'ı evvela bileceğiz ve onu tevhid yapacağız. Bu işte ilmin insan için ne kadar elzem, ne kadar gerekli olduğu bize anlatılmış oluyor. Onun için ilimden ayrılmayın. Ama satırlardan da öteye geçmemek için gevşekte davranmayın. Satırlardan sadıra geçin. Sadıra geçmediğiniz müddetçe sadırdaki olan vahdet aleminden haberdar olamazsınız. Onun için melekut aleminin halini tanımak istiyorsanız, ceberut aleminin durumunu öğrenmek istiyorsanız, lahut alemindeki olan o zevklere sahip olmak istiyorsanız, zatınızı zatınıza mirad etmek gereklidir. Lahut alemindeki özelliğiyet de budur. Bunlar bizim tahsilimizdeki olan, beka mertebelerindeki olan zevklerimizdir. Bize bunları büyüklerimiz göstermişler. Allah onlardan 100 bin kere razı olsun. Biz de bu zevklere sahip olmuşuz.
Bize düşen görev artık onları yaşamaktan ibaret olmalıdır. İlim bizim değildir. İrfaniyat bizim değildir. Bize onların mazarından Cenab-ı Hak lütfetmiş. Ki iyi ki lütfetmiş. Başkaları, çokları bu ilme irfaniyete de nasipleri yok. Bunlardan bir haber. Bugün hangi topluma giderseniz gidin, hayaldeki, zandaki bir Allah'tan ötede bir Allah bilmiyor. Allah'a şükür bizler bütün varlıklardaki Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinde onun nasıl zuhur ettiğinin idrakındayız. Bu tahsili ilmel yakınlık seviyesinde veriyoruz. Zaten mürşitler yalnız ilim verirler ama ilmin ötesinde çok şey de verirler. Yalnız ilim vermezler. Yalnız ilim vermiş olsalar kitaptan da elde edebilirsin o ilmi. Oturmasında, kalkmasında, konuşmasında, tavrında, hareketlerinde, icraatında, ahlakında, muamelesinde, her türlü yönünde saliklere örnek olmalıdır müşrik dediğiniz kişi, müşrik kamil dediğiniz kişi. Yoksa kendisi geçti kürsüye, anlattı gitti. Hiç yaşantısını, normal yaşantısını size göstermedi. Hayır, o müşrik değildir. İlmiyle amilliğini salik görecek, oturmasında, kalkmasında, hatta ben şeyde görmüşümdür, inanın, abdest nasıl alıyor müşrikimiz diye. Menzile gittiğimiz zaman Muhammed-i Raşid Hazretleri'nin etrafında o ifanlar geziniyorlardı, abdest alıyordu. Cegedi birisi alıyordu, abdest alıyordu. Bütün millet abdest alışına bakıyordu böyle. Mübarek nasıl abdest alıyor? Nakşibendi mürşidiydi kendileri. Kendisileri seyittir zaten. Kaç defa yüzünü yıkıyor, kaç defa ellerini dirsekleriyle yıkıyor, hareket ediyor. Kalktıktan sonra vücuduna olan suyun serpmesine varasıya kadar bütün ihvanlar böyle bakarlardı. Ceket giyinişine varasıya kadar onu taklit ibadet ve taatlarına bakar. Evinde ayrı bir şekilde namaz mı kılıyor? Camiye geldiği zaman ayrı bir namaz mı kılıyor? İhvanların arasında ayrı bir namaz mı kılıyor? Bakar. Salik bunlara göz önünde bulundurur. Çünkü bütün yönlerini ondan alacaktır. Onun için mürşit demek irşat ve terbiye edendir ama her yönüyle irşat ve terbiye eden anlamındadır. Yoksa yalnız ilimle irşat ve terbiye etmez. Ama kendisi hakikat mürşidiyse ilkokul seviyesinde at tut at babam pazardan geldi gibi tabirleri de onlarla da uğraşmaz. E canım oraları da oralardan bu adam buraları niye söylemiyor? Onlarla uğraşmaz o. Bir sahatlik tefekkür 70 yıllık ibadetten eftaldir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir saatlik tefekkürü bilen bir kişinin 70 yıl ibadetle uğraşması, nafile ibadetler uğraşması tabii. Farz ibadetleri zaten yapar herkes. Yapıyor. Nafile ibadetlerle uğraşması caiz değildir. Ama ona göre mutlaka olmalı. Ona göre doğrudur. Ama hakikat erbabı için bir saatlik tefekkür etse, bir balkona çıksa, tefekkür etse, bir dağın tepesine çıksa, şu alemi temaşa etse, onun yapmış olduğu ibadet ve taat, Cenab-ı Hakk'a gönlünü verdiği için, sabahtan akşama da ibadet ve taat yapandan çok çok üstündür. Ama o diğeri onu idrak edemez. Etmesi de mümkün değildir zaten. Onun için her şeyi yerinde görmek lazım. Hele melamiler buna çok dikkat ederler. Rabbena ma halakta haza batıla. Allah batılı hiçbir şey yaratmamıştır. Batılıyet görüyorsa, eksiklik görüyorsa kişinin kendisindendir. Biz çok aşağılardaki irfaniyet ve kemalatsız olan taklidi ibadet ve taat içerisinde bulunanları bile ne yaparız? Yerinde doğrudur diyebiliyoruz. Doğrudur da. Eksik değildir. Ona göre o seviye çok güzeldir. Ona devam etsin. İnsan abdest almadan dahi bir Allah diyorsa bile Allah demeyene göre o güzeldir ya. Niye kötü olsun? Hiç olmazsa öteki Allah da bile demiyor. Bu Allah diyor hiç olmazsa. Ona göre üstünlüğü var mı? Var. Ha ne kötü diye? Hayır. O mukayese İslamiyet'te yoktur. Fıkıhta kitap, sünnet, icmal, ümmet, kıyas, fukaha vardır. Kitap, sünnet hakikatte vardır. Ama icmal, ümmetle kıyas yoktur.
Çünkü onların üstündedir o. Ahmet şöyle yapıyor. Mehmet'le mukayese edilmez hakikatta. Hakikatta yalnız Cenab-ı Hakk'ın tecellileri mütalaa edilir. Zatından sıfatına nasıl tecelli ediyor? O sıfat hangi mazhar? Nasıl bir kemalete sahip? O mazharın istat ve kabiliyeti nedir? Ona bakar. Oradan da sıfattan da fiilleriyle açığa çıkışını seyreder. O zaman o fiilleriyle o kişinin nasıl bir muameleye tabi olacağını bilir, görür. Ona göre yaklaşır. Ona göre şeriatçı mıdır? Ya şeriata göre eyvallah der. Hakkatçı mıdır? Hakkata göre eyvallah der. Bir gün Efendi Hazretleri'ne ben sohbetine gitmiştim de ilk günden daha intisap falan da etmemişim. Bir şeriat sorusu sordum. Mübarek bana şeriat babında cevap verdi. Şeriat yönünden cevap verdi. Allah Allah, hakikat müşidi diyorlar buna. Neden buradan cevap verdi diye kafamı taktım. Halbuki benim seviyem o. Bana göre tenezzül etti. O seviyede bana cevap verdi. Çünkü kendi seviyesinden cevap verseydi zaten ben onu inkar edecektim. Benim seviyem cevap verdiği için ben tasdik ettim. Onun için kamillik hakikaten karşıdaki kişinin irfanet ve kemalatı ne dereceyse o seviyede ona cevap vermesi kemalatın bir gereğidir. Öyledir. Hasılı işte hayattaki en hakiki mürşidi ilim olarak kabul edelim. Hadis-i şeriftir aynı zamanda bu. Dolayısıyla bu ilimin de merhale merhale basamak basamak yücelerek aslıya insanımızı bulmamıza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Evet.